Hepinize merhaba arkadaşlar. Kupa'da İspanya'da şampiyon olduk. Ben As Kral oldum. Tabii takımımızdan da diğer oyuncularımızın ödül aldığı oldu ama yine de hiçbir şey bitmiş değil. Lig bitmiş değil çünkü La Liga'da daha 7 hafta var ve bu 7 haftanın ardından biz ilk 6'nın arasında olmak istiyoruz. Önümüzde kritik maçlar olacak, zorlu maçlar olacak ve bu puan farkını kapatmamız gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi 8 puanlık bir puan farkı olsa da 7 maçta bu puan farkı kapanabilir. Yeter ki biz Kupa'da İspanya şampiyonu olarak güzel bir oyunumuzu ligde de yansıtalım, sergileyelim. Ve bugün bizim adımıza zor bir maç olacak. Kendi sahamızda Mallorca ile bu maçta zafer alıp tam gaz yolumuza devam etmek istiyoruz. Estadio San Mames'te bugün ne kadar ben yorgun olsam da takım için bir şeyler yapmak ve asist krallığındaki iddiam için de asistlerime devam etmek istiyorum. La Liga'da 32. hafta rakibimiz kendi sahamızda Mallorca. Zor maç, kritik maç ama önemli bir maç. İlk 6'ya girebilmek için elimizden geleni yapmalıyız ve gollerimize tam gazla devam etmemiz gerek. Bugün ne kadar yorgun olsam da halimden anlaşıldığı üzere vücut koymaya çalışırken yıkılsam da asistlerime devam etmek istiyorum. Ve takımım için başarılı bir sezonu arkamda bırakmak istiyorum. Yani ligin bitimine ne kadar 7 hafta kalmış olsa da çok güzel orta ve Raul Garcia. Olmadı. Şanssız bir an. Kafa vuruşu aslında benim adıma fena değildi. Yeteneklerimin üstündeydi. Yani gördüğünüz gibi kanattandım. Kollarımı açtım, kafa vuruşum yaptım ama savunmaya çarpan topun ardından kaleci güzel bir şekilde topu kornere çıkartmayı başardı. Beyler, bu güzel oyunu gollerle sütleyelim. Kupada İspanya şampiyonu olduğumuzu herkese belli edelim. Cordoba gelebilirsin. Beyler yukarı doğru açıyorum oyunu. Oradan devam. Gana'ya ya da gel bana tekrar. Cordoba gel merkeze abi. Güzelsin. Garcia paslaşıyoruz kaçıyorum. Hemen kaçıyorum bak. Güzel pas. Al şu topu Garcia. Yaz onu. Dani Garcia vurdu direkten döndü. Ah be Garcia. Çok güzel koşu yapmıştı ama. Bizim adımıza şanssız bir an. Yani bu fırsatı değerlendirmemiz gerekirdi. Çünkü As Krallığı için benim için bu şutlar çok önemli. Kim var lan topun başında? Kim vuruyor? İba'yı vuruyor. Az farkla top dışarı gidiyor. Emin de olamadım ha. Cordoba sen de bu top. Sakin kal abi merkezde. Güzel pas. İba'yı aradan çıkar mısın? Bir bekledim ama hiç senden hareket gelmedi. Raul Garcia. Güzel paslaştık. Abi bana mıydı o pas ya? Vallahi ben farkına bile varmadım ama. Al şu topu bakayım Cordoba. Cordoba vurdu. Seken top. Ne kadar. Ne kadar. Mallorca savunması. Araya girmeye çalışsa da. Seken top. Karşıladıkları top. Raul Garcia'nın önüne doğru gitti. Güzel bir kafa vuruşuyla. Zor da olsa, direğe çarpsa da top file de bitti. Güzel bir gole, hani çok imzamızı attığımızı söyleyemem ama yine de önemli bir 3 puan için Raul Garcia bizi öne geçirmeyi başardı. Boş filelere topunu gönderdi. Dani, güzel pas. Bırakıyorum Cordoba. Sakin gel abi, kanattan oynayabilirsin. Güzel açtın oyunu ters kanada. Moraes, bırak bana. Güzel pas abi. İba'yı seni gördüm de birazcık sıkıntı oldu. Önümü kapattılar abi. Atamadım. Kusura bakma. İdare et. Ben sana atacağım. Ben sana asistim yapacağım bu maçta. Hadi İba'yı. Bıraktım Moraes'e. Çaprazda Moraes vurdu. Reyna iyi tokatladı. Güzel bir orta gelir mi Amartey'den? Kanatta buluştu ama adımıza korneri kazandırdı. Bana gelsene abi. Bak şuraya bir pas gel. Cordoba iyi indirdin. Bir voley. Olmadı. Reyna'da kaldı. Hocam bu arada 50 dakika olmuş. Haberin olsun. İlk yarı biteli yıl oldu ama topun buluşan isim. Güzel bir bitiricilikle. Hatayı affetmeyen isim. Moraes. Ulan ne diyeceğimi şaşırdım ha. Ama Moraes çok teknik. Topun dibine girdi. Güzel bir bitiricilikle. Rakibi Reyna'nın hatasını affetmedi. Önde yakalandı. Ve güzel bir aşırtma şutla skoru 2-0'a getiren isim Moraes oldu. İlk yarının hoca bir türlü bitiş düdüğünü çalmasa da Moraes artık çal be hocam dedi. Çal ilk yarı bitsin dedi. Dakika 45 görünüyor
Ama halbuki 45 falan değil. Kaçıncı dakikadayız beyler şu an? Dakikayı da göremedik ha. Hocam ilk yarı biterken beni çıkarttı ya. Hocam ben direkt soyunma odasına gideyim, bir dinleneyim, bir kendime geleyim ya. Vallahi onlar devam etsin. Skorla zaten maç bittiğinde ben onlardan öğrenirim. Bir duş alayım, kendime geleyim. Ciddi anlamda yorgunum. Bunu saha içinde çok fazla hissettiriyorum. Bir kondisyon olarak kendime geleyim. Devamında zaten elimden geleni yapmaya diğer maçlarda devam ederim. 33. haftada La Liga'da rakibimiz Valencia. Ligde bizim önümüzde olan ekibin karşısında Estadio Mestalla'da güzel bir zafer almak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Puan farkını en aza indirmek istiyoruz en önemlisi. Mallorca maçını 2-0'la kazandık. Ben ne kadar devre arasında. Hocam tamam bugünlük senden bu kadar yeter. Demiş olsa da beni çıkartmış olsa da kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmamış ve devamında 2-0'lık bir Mallorca zaferi bizlerin oldu. Bugün aynısını Valencia karşısında da başarmak istiyoruz. Güzel bir oyunla sahaya yansıtıp taraftarımıza zaferi hediye etmek ve aynı zamanda Avrupa yolu için güzel bir galibiyeti onlara tattırmak istiyoruz. Güzel pas verdim bu arada. Hadi oğlum. Hadi İbayı. Yazarız bunu. İbayı. İbayı şaka yaptım. Ben vurdum. Direkten döndü ama. Seken top. Mahes'in önüne gitti. Aslında orada asist yapsam, şut çeksem arasında bir anlık tereddüt ettim. Çaprazdaydım. Kendim bitirebileceğime bir anlığına inandım. Ama şutumda direğe takılsam da Moraes seken topu güzel bitirdi. Ve bizi erken dakikalarda 1-0 öne geçirdi. Orada kararsız kalmamda benim adıma ne gol olarak ne de asist olarak geri döndü. Ama olsun, en azından Bilbao kazanıyor. Bilbao 1-0 öne geçiyor. Beyler kanatta güzel bir boşluk var. Harika pas Cordoba. Sen bu kadar bana güzel aktarmışken benim bu topu İbayı'ya vermem an meselesi diyecektim ama istediğimi ortaya açamadım. İstediğimi ortaya açamadım. Üstüne bir de top gitti Gaya'dan kornere. Ama olsun. Hiç sıkıntı yok. Hatamız devam ediyor. Topu şimdi alacağım. Yavaş yavaş. Bak yavaş yavaş. Hiç kasmadan kendimi. Ağır ağır. Aheste aheste. Valencia filelerine göndereceğim. Hop şu bir. Hop bıraktım. Hop İbayı verdi. Hop İbayı aldı. Hop İbayı yazdı. Bu iş bu kadar. Easy. Easy. Arkanıza yazsanız şovun tadını çıkartın. Sadece bunu Barcelona yapmaz. Atletik Bilbao'da yeri geldiği zaman, rahatladığı zaman, üzerinde baskı olmadığı zaman size bu tarz güzel, rahat goller izlettirebilir. Yani içeriye sokulmam çok da zor olmadı ama İbayı kendini boşa çıkarttı. Bana düşen de as krallığında ona bir asist daha yazdırıp emin adımlarla ilerlemek oldu. Güzel bitirdin İbayı. 2-0 oldu. Sakin kanatta. Sakin kanatta abi. Güzelsin gene ya. İyi engelledin yanıyor. Hadi oğlum bizde kalsın. Beyler ben ileri doğru gidiyorum. Yani bu saatten sonra çok fazla defansa yardım etmeye gereği duymuyorum işin aslı ama Vas'ın şutu da zaten o kadar vasattı ki topu direkt tribüne gönderdi. Sakin. Rahat. Yarayım. Baskını yap. Topunu kap. Oynattırmayalım içeride. Sert şut geldi. Guedes bir yokladı. Direkten döndü. Dönen topla tekrar denedi ama dışarı vurdu. O kadar da kolay değil. Herrerini geçmek o kadar da kolay değil. Sakin, kontrollü çıkacağız. Güzel koşularla, ara toplarıyla, gol yollarında bir şans yakalayacağız diyecektim ama o pasımı aktarsam belki bizim adımıza 3. gol şansı olabilirdi ama benim kaptırdığım topta bir anda Valencia hızlı çıkmaya çalışsa da Geray açılan ortayı kesti ve sıra tekrardan bizde. Gidelim mi İbayı gole? Atalım mı bir tane daha? Yazalım mı 3. golü? Koş İbayı. Hadi İbayı. Oğlum ben çok rahat ilerliyorum lan. Gelsene desi. Vallahi arka direği keserim. Arka direkte. Seken top da Raul Garcia. Bir voley denedi ama başarılı olamadı. Ah be çocuklar. Yani o kadar rahat oynuyoruz ki şu an ilk 40 dakika arkamızda kalırken bu kadar herhalde rahat oynuyor olmamız bize skorer anlamda ne kadar olumlu bir şekilde geri döndüğünü sizlere de gösteriyoruzdur. Bu arada uzaklardan da bir yoklama geldi ama savunmayı geçemedi. Sakin Gana ya. Alır mısın lan bilim olsa eden. Çok güzel çaldın topu be.
Gel Moraes bana. Güzel pas. Beyler yukarı bırakıyorum. Bırak İbay'ı. İbay'ı karşı karşıya. İbay'ı gidiyor. İbay'ı şutunu çekti. Başarılı olamadı. Arka direğe top gitti. Ah be. Ofsayt mı? Olur hocam, olur. Olur. Sakin Dani. Sakin Dani. Alırsın abi oradan. Hiç problem yok. Rahatsız beyler bugün. Moraes sal önüme. Güzel top Moraes. İbay'ı kanattan sürüyorum gir içeri. İbay'ı devam et abi. Devam et çünkü seni Garay tutamaz derken İbay'dan çok kötü kontrol geldi. Sakin. Rahatız. Döndürmüyoruz Villanose'yi. Guedes bir ara topu düşündü ama başarılı olamadı. Şimdi sıra bizde. Şimdi sıra bizde çünkü kanatta çok güzel bir koşu var. Raul Garcia. Aldın abi önüne. Sakin kal. Sakin kal. Geliyoruz abi deste. Raul Garcia. Ah be abi, yerden kısa bıraksana. Ne gerek vardı topu kaldırmaya? Gel Cordoba, Moraes, artık her kimseniz. İbay'cim bırakıyorum sana. İbay'ı döndü vurdu. Kane'e takıldı. Güzel, güzel, güzel. Benim bu maçta ne yapıp bir tane de asist yapmam lazım ama. 2-0 rahat olsak da bir asist yakışır bana. Arka direkte. Olmadı. Başarılı olamadık. Bu arada Çile, sen senin burada ne işin var ya? Yeni dikkatimi çekti. İbay'ım bırakayım mı sana? Al şu topu. Raul Garcia dokundu. Çille sen rahat çıkarttı o topu. Ama topu kaptım. Hocam hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Yani burada faul yok ya. Ah be hocam ya. Gene mi beni çıkarttın? Neyse sağlık olsun. Sağlık olsun. Hiç problem yok. Hiç sıkıntı yok. 2-0 şu an skor olmuş olsa da. Dakika 80 olmuş olsa da. Hocam beni çıkarttı. Sağlık olsun be hocam. Büyük gün geldi çattı. Estadio San Mames'te bugün rakibimiz Real Madrid. Asist krallığı için bu maç belki de çok kritik olabilir. Çünkü benim bir gol önümde Hazard şu an asist krallığına devam ediyor. Ve bu maçta da Real Madrid'i devirmek için elimizden geleni yapmalı. Ve en önemlisi asist krallığında güzel bir şekilde devam edebilmem için bugün gol yollarında kilit bir isim olduğumun farkında olsam da asistlerime de devam etmem lazım. Real Madrid karşısında Kupa'da İspanya'da zaferimizden sonra Barcelona'yı destekleyenler ne kadar mutlu olsa da bugün ligde de aynısını yapmak, başarmak ve güzel bir zafere imzamızı atmak istiyoruz. Ne kadar hem Mallorca hem de Valencia maçlarında ben 2-0'dan sonra oyundan çıksam da skorlar iki maçta da 2-0 şeklinde sonlandı. Bakalım bu maçta hocam beni maçın başından sonuna kadar oynatacak mı? Yani hocama dedim. Hocam dedim bak bu maç benim için çok kritik. Hazard'ın dedim bu maçta asist yapmaması ve en önemlisi benim asist yapmam lazım dedim. Beni dedim oynatabildiğin kadar oynat. Senden tek ricam bu. Haberin olsun dedim. Ama Hazard ne kadar Gerrit Bale'a çevirse de dar açıdan kafa vuruşundan sonuç gelmedi. Herrera'nın parmaklarının arasında kaldı top. Ganea kovala Bale'ı. Kovala Bale'ı kupada ne kadar seni ezmiş olsa da. Hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Tutabilirsin onu. Güzelsiniz beyler. İyi engelledik. Yani 26 dakika arkamızda kalırken ne kadar pozisyona girememiş olsak da yine de en önemli olay şu. Gol de yemiyoruz. Savunmada başarılı işlere imzamızı atıyoruz. İbay'ı devam etsene abi. Bunlar dengesiz yakalandı. Real Madrid'i kontrollardan zaten bol bol vuruyoruz. Neden bu maçta da vurmayalım İbay'ı? Yaz bunu İbay'ı. İbay'ı vurdu. Kurtuluş çıkarttı. Ah be İbay'ı. Olmadı. Dar açıdan çekti şutta. Kurtuluş topu tokatladı ama. Olur olur. Hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Biz böyle kontrollar bulmaya devam edeceğiz kalan dakikalarda. İçimiz o konuda rahat olabilir. Çünkü Real Madrid ligde liderlik için oynuyor. Durum böyle olduğu için de bize yüklenecekler. Gol atmaya sürekli çalışacaklar. Biz o açıkları buluruz. O açıkları yeter ki güzel sonlandıralım. Nunez'im iyi kestin bu arada. Biraz riskli toptu ama rahatlattı Gane'ye. Beyler Hazard gelmesin. Hazard gelmesin. İyi pas bıraktı. Offside. Dani güzel indirdi. Garcia. Seni gördüm abi. Bırakacağım da pek atabilecek pozisyona giremedim ya. Versene bana. Çok güzel koşu aradan. Cordoba karşı karşıya affetmedi. Cordoba Real Madrid'i 44. dakikada ilk yarının bitimine doğru üzmeyi başardı. Ve güzel de bir gole bizim adımıza imzasını attı. Hem ligde güzel ilerleyişimizi hem de asist krallığındaki ilerleyişimizi
Bu gol çok iyi bir şekilde etkileyecek. Helal sana be Cordoba. İbay'ın yapamadığını net açıdan karşı karşıya da Cordoba başardı. Real Madrid karşısında bizi 1-0 öne geçirdi. Sakin. Amartey güzel kestin orada topu. Hadi beyler hızlı bir şans olabilir. Geçerim Ramos'u. Ya da geçemem Ramos'u. Hocam sert müdahale. Yani kırmızı verebilirsin bu harekete ya. Yani tamam sarı da olur da kırmızı sanki daha yerinde bir hareketti. Sonuçta Ramos'tan tam sıyrılmışken Ramos'un orada sert bir şekilde müdahalesi. Yani topla alakası yok. Direkt beni engellemeye çalıştı. Biraz sarı kartta sanki orada hafif kalmış gibi görünse de İbo'yu sert açtı o. Nereye açtın lan topu kimse göremedi abi. Yakın yakın Marcelo yakın abi. Güzel kapattınız önünü. Isco merkezde Hazard'ı gördü ama Hazard'ı tut. Amartey Hazard'ı tut. Girmesin. Yani girmesin beyler ya. Atacaksa bile Hazard asist yapmasın ya. Benim yaptığım asiste karşılık çok klas, çok teknik. Jovic'e bir pas verdi Hazard ve Real Madrid şu an skoru eşitlemiş gibi görünse de yani bu maç sadece 3 puandan ibaret değil benim için. Asist krallığında da önemli olsa da çok güzel pastı. Hakkını vermesi Jovic'in de bu pozisyonda Real Madrid adına ne kadar güzel olmuş olsa da bizim adımıza moral bozucu oldu ya. Oğlum şu adama yaptırtmayın asist be. Girdin araya. Güzel pas. Dokun bana. Munyay'ın bıraktım. İbay'ı. Yapma bunu abi. Yapma bunu abi. Çok nettin be. Yani güzel bir fırsattı. Güzel bir şanstı ama. İbay'ı orada Kurtuan'ın bacak arasından düşünürken istediği şutu çıkartamadı. Yani orada aslında şut çekebilirdim ama asist krallığı benim için şu an daha önemli. O yüzden asist yapsaydım çok tatlı olacaktı be. Ah be İbay'ı. Olmadı ha. Dani güzel girdin. İbay'ı çıkarsın aradan. İbay'ı sert vurdu, güzel vurdu, bitirdi bu işi. Harika asist diyor hocam da. Sağ ol hocam. Sağ ol hocam ama İbay'ın muhteşem şutu. Güzel bir bize skoru getirdi. Yani çok da zorlandığımı söyleyemem. Sadece hafif topuna girdi. Hazard'dan gördüm. Aynı pası atmak istedim. İbay'ı da dar açıdan. Kaleci Kurtuan'ın kapattığı köşeden. Teknik bir şutla. Seken bir şutla. İşi bitirdi. Skoru 2-1'e getirdi. Harikasın be İbay Gomez. Ulan keşke senenin en başında sen olsaydın ya. Ganea sakin abi. Sakin abi. Hiç gerek yok. Hiç bu tarz müdahalelere gerek yok. Yani hocamız uyardı. Birazcık sanki Ramos da yaptığı hatanın telafisini yapmaya çalışıyor gibi. Çünkü Ganea'nın topla hiç alakası yok. Direkt Gareth Bale'ın ayaklara girdi. Hocam stoper mi oynayayım? Ciddi misin sen? Ya ben diyorum asist krallığı, sen diyorsun bana stoper. Yapma hocam, saçmalama ya. Benim ne işim var stoperde? Ben gitmiyorum beyler stopere. Vallahi kim gidiyorsa gitsin. Ama Mariano'yu da döndürmeyelim. Güzel, iyi kapattık önlerini. Aman Bale'ın önü açıldı. Sakin kal. İlker Munyay'ın. Aa ben kestim topu. Farkında olmadan ama. Benim ne işim var orada demeyeceğim. Hocam beni stopere çekmişti. Ben bir an topu takip edeyim derken orada oldum bile unuttum ya. Valla. Yani her şey olabilirdi ama şu kadar güzel topu kesmeye, bu kadar saçma top kaybı pek de bana yakışmadı işin az. Hatamı nasıl telafi edeceğim? Tabii ki bir asistle ya da golle. Herer'inim kusura bakma valla, ben stoper oldum bir anlığına unuttum ha. Vurdum kafayı vurdum ulan. Heh hocam beni istediğin mevkide oynat ya. İbay'ı yine çıkıyorsun aradan. Yazar mı? İbay'ı değil o. Aduriz. Aduriz'im sen ne ara forvete geçtin ya? Lan herkes farklı bir yerde oynuyor. Kimin nerede oynadığı belli değil. Bunu neyse. İyi düşündün. Yapma yapma, bu olmaz işte ya. Son haftalara doğru bu olmaz ya. Kalkamıyor. Vallahi kalkamıyor. Gene ciddi bir sakatlıkla karşı karşıya böylelikle kaldık gibi duruyor. Nerem çekti kim bilir. Ama sakatlansam bile o pasımı da aktarım çaktırmadan. İnşallah ciddi bir sakatlığım yoktur. Çünkü asist krallığını oynarken bu sakatlık pek hoş olmayabilir. Sezonu kapatabilirim. Hocam çabuk bana doktor raporunu gönderin. Sizden ricam. Hani güzel bir hafta
oldu aslında. Real Madrid karşısında 2 ikilik beraberlik, 2 asiste gelmiş olsa da orada hata yapmam stoperde birazcık benim için sıkıntı oldu. Ama şunu da belirtmem lazım. Ben topu takip ediyordum. Ben stoperde oldum. Bir anla unuttum ya. Sonuçta ben ofansif orta sahayım arkadaş. Stoperde ne işim var? La Liga'da ligin sonlarına yaklaşırken bir zorlu maçta şu an sizlerin gözleri önünde olacak. Zorlu bir 90 dakika Sevilla karşısında olacak. Zor maç, kritik maç. Onlar ne kadar Şampiyonlar Ligi'ni istiyorsa da biz de Avrupa biletini ilk 6'dan kapmak istiyoruz. Şu an Eibar'la aramızda 1 puanlık bir fark var. Ve bu 1 puanlık farkı da en aza indirip onların önüne geçip devamında Avrupa için bileti kapmak istiyoruz. Raul Garcia güzel kestin ama savunmada ne kadar bir aksaklık olsa da kaleci tehlikeyi fark etti. Çift yumruk geldi. Topu uzaklaştırdı ama sıkıntı yok. Problem yok. O topu alırım. Bundan sıyrılırım. İbayıcım keserim. Sen de bitirirsin. Güzel bir gole imzamızı atarız. Dakika 6'da Sevilla karşısında 1-0 öne geçeriz ve harikasın İbay Gomez. Çok iyi girdi araya. Savunmanın arasından çıktı. Rahat bir bitiricilikte, rahat bir şutta bizi 1-0 öne geçirdi. Harikasın be İbay'ı. Tam gaz devam abi. Tam gaz devam. Süpersin. Güzel koşuydu. Zaten antrenmanlarda onun bu tarz koşular yaptığını bildiğim için bitirebileceğini düşündüm. Hafif yerden kesmeyle de gole gitmeyi başardık. Kaleci orada biraz köşeye mi gidecek, üstüme mi gelecek diye tereddüt ederken top yanından geçiverdi. Ne olduğunu farkına bile varmadı. Sakin Rodri. Harikasın Rodri. Aferin oğlum. Aferin. Sen de son haftalara doğru yavaş yavaş açılmaya başladın. Raul Garcia. Çok güzel kaçtı. Yukarıda. Duriz'i düşündü ama. Sanki birazcık pozisyonu öldürür gibi olsa da. Al şu topu. Olmadı be abi. Olmadı. İstediğimi yapamadım. Ganea. Kesersin onu. Yersin onu birebir de. O Campos'u zorladı. Faalini yaptı ama hocam avantajı bıraksana ya. Adam devam ediyor. Ya görün bunları ya. Adam avantajı kullanmak istemiyor belli ki. O Campos orada orta açıyor. Ama sıkıntı. Bu arada Herrera'nın orası bilek lan. Vay. Estetik olmasa da esneklik muazzam. Aha. Alırım onu. Vallahi aldım. Onu aldım. Bastım. Döndüm. Bıraktım. Ah be oğlum. Ah be oğlum. Keşke oynamasaydın hemen ama hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Güzel koşu gelir mi? Ah be oğlum. Niye girmedin içeri? Ben seni düşünmüştüm ya. Rodri. Dokunsan önüme. Harikasın be Rodri. Vallahi son zamanlarda iyisin. Al şu topu. Çeviremedim be. Savunma girdi araya. Vastik. Topunu rahat tuttu. Rahat tuttu ama eğer o top savunmaya çarpmasaydı ben görürdüm o rahat tutuş hareketlerini. Ben görürdüm topu fileden çıkartma hareketlerini. Basalım beyler, basalım. Seviye çıkmakta zorlanıyor. Onlara önde basalım. Topumuzu buradan kaparız. Rahat beyler, rahat kasmayalım kendimizi. Rodri'cim. Biraz daha sağlam abi. Biraz daha sağlam, onu başarabilirsin. Sekme içeride. Gane'ye güzel karşıladın topu. Ne kadar top Florenzi'de kalmış olsa da, Seviyata devam edecek olsa da, Ever Banega'yı parçalayan orada Gane'ye var. Yalnız Banega boş kaldı abi. Florenzi sokuluyor. Florenzi vurdu. Herrera'nın çıkarttı. Süpersin be Herrera'nın. O da son maçlarda Real Madrid maçı hariç güzel bir performans sergiliyor işin aslı. Kalesini bayağı bir gole kapatmaya başladı. Tabii ki son haftalarda bizim ofansif anlamda performansımız defansa da yansıdığı için ister istemez o da rahat maçlar arkasında bırakıyor ama hocam orada ne vardı sanki ya? Neye faul verdin sen? Yani orada rahatlıkla topu çaldım ama Roni Lopez de duran toptan golünü at. Hocam hiç kıçını dönme. Vallahi orada bir şey yok. Yani faul olabilecek ne yaptım ki ben orada? Edim ne budum ne küçücük adamım lan. Hani en fazla benim yapacağım orta parmak olur. O da yani etkili olmaz ki lan orada. O hava topunda etkili oluyor yanlış anlamayın. Koşan adama sadece belden dokunacaksın. Bunlar ince tekniklerdir. Herkes bilmez. Ben size söylüyorum. Söylüyorum bunları ama amatörlükte de sakın denemeyin. Tokadı yersiniz benden söylemesi. Bizde kalsın. Nunez güzelsin. Yeray iyi pas bıraktın. Yukarıda boşluk var. Gördüm o boşluğu. Hadi abi. İbay'ı senin orada ne işin var ya?
Gerçi hoca beni de sağ kanada çekti. Şimdi İbay'ı yediğine kadar biz kendi halimize de bakalım ama şöyle bir bıraksam. Kim yapabilir oradan golü? Ah be Adriz! Raul Garcia Adriz'e bıraktı ama Adriz'in ayak içi direkte patladı. Sağlık olsun be oğlum. Ne olacak sanki? Beyler topu kaptım. Gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Hazır mıyız? İlker Munyay'ın istedi. Munyay'ın karşı karşıya. Munyay'ın vurdu. Bastik çıkarttı ya. Ah be abi. Kritik dakikalardı ya. Yani bu golü atsa Munyay'ın bizim için çok önemli bir 3 puan gelecekti ama. Hocam beni niye çıkarttın sen ya? He? Beni niye çıkarttın? Ne güzel oynuyorduk. Ara topu da bırakıyorduk. Neyse. Bari kalan dakikaları izleyelim ya. 85 oldu. Hadi beyler, hadi beyler. 1-1 dönebilir. Atarız bir tane. Yağlarız bir tane Sevilla'ya. Bunu başarabiliriz. Demir Rodriguez. Aferin. Öyle bir kapa vurdun ki. Vururken yer gök inledi. Kendi bile o sarsıntıya dayanamadı. Yere yapıştı. Darder. Güzel açtı oyunu. Raul Garcia. İba ile aralarında ufak farkacın ardından. Offside mı? Yapma hocam ya. Sakin. Sakin. Son dakikalar beyler. Rodri rahat ol. Rahat olun. Sekmesin içeride. İba'yı çok güzel girdi. Kritik bir müdahale. İmzasını attı. Ama şu topu artık çıkartmamız lazım. Hocam artık bitir. 96. dakika oldu be. 6 dakika uzatma veriyor sanki bana. Yani son dakikalarda gol yememiz için ellerinden geleni yapıyorlar ama. 1-1 bitti. Sağlık olsun. Hiç problem değil. Yani o frikikte de pek faul yoktu ama. Neyse. Neyse diyelim geçelim be. Ligin bitimine sadece 3 hafta kaldı. La Liga şampiyonu 3 hafta sonra belli olacak ama asist krallığında Eden Hazard'la 14'e 14'lük bir eşitliğimizin olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi tabloda da öyle büyük bir sıkıntı, öyle büyük bir problem var ki. Yani kaçıncı sıradaydık? Bir anda son 2 hafta arka arkaya berabere kalınca nasıl bir konuma geldik? Yani şu an sıkıntı büyük. Bunun nedeni de 11. sıradayız. 52 puanımız var. Maç eksiğimiz var ama tabloya baktığınız zaman herkesin 35 maçta olması ve puanların birbirine çok yakın olmasından dolayı büyük bir sıkıntı var. Büyük bir problem var. Ligde şu an Atletico Madrid'le Barcelona arasında liderlik yarışı sürüyor ama bizim için en önemli şey şu. İlk 6'ya girebilmek. Yani bunu başarabilecek durumdayız işin aslı. Ama işte Valencia'nın puan kaybetmesi lazım, Sevilla'nın puan kaybetmesi lazım, Getafe, Real Sociedad bu takımların puan kaybetmesi lazım. Bakalım son 3 haftada biz ligde kaçıncı sırada tamamlayacağız? Bunları hep birlikte göreceğiz. Asist kralı kim olacak? Bunları birlikte göreceğiz. Teklifler kimlerden gelecek en önemlisi? Bunları da birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Like atarsanız da makbule geçer. Unutmayın.